Ekonomik güçlüklerden söz etmiştik, zamlardan söz etmiştik ve ekonomik güçlüklere bağlı intihar haberlerinden biriyle açtık yayınımızı. Ve maalesef Türkiye'nin mega kentinden İstanbul'dan bir zam haberi geldi bugün akşam saatlerine doğru. İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'nin kararıyla toplu ulaşım ücretlerine %35 oranında zam yapıldı. 10 Şubat pazartesi gününden itibaren geçerli olması beklenen zamlı ulaşım tarifelerine göre 2,60 lira yani 260 kuruş olan tam elektronik bilet 3,5 liraya yükseldi. 1,25 lira olan öğrenci bileti 175 kuruş yani 1,75 TL olacak. 205 lira olan tam mavi kart 275 liraya, 40 lira olan öğrenci mavi kartı ise 50 liraya yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada toplu ulaşıma zam yapılmayan 3 yıllık dönemde maliyetlerin %43 oranında yükseldiği ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla maliyetlerdeki artışın vatandaşlara tam anlamıyla yansıtılmadığı da duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ulaşım ücretlerine yapılan ortalama %35'lik bu zam için hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır ifadesini kullandı. esas girdilerden hesap sorulması lazım. Yani ee, yani akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman Yaklaşık iki yıl aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nda bu konudaki açıklamalarını dinledik. Ne diyor başkan? Hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır diyor. Gerçekten de yayının başında dediğimiz gibi insanların vazgeçilemez temel ihtiyaçlarını gideremedikleri bunlara temel gelirlerinin yani asgari gelirlerinin ki çoğu insan bu düzeyde gelirle yaşıyor yetmediği yetişmediği bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne en başta Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'na buradan seslenmek istiyorum. Bunları mecbur kaldık, düzenleme yaptık, güncelleme yaptık diye insanlara kabul ettirmeniz mümkün değil. Bakın insanların temel ihtiyaçları var. Su, elektrik, gaz yani ısınma, eğitim, sağlık ama ulaşım da en temel ihtiyaçlardan biridir. Özellikle de İstanbul gibi bir metropolde, İstanbul gibi bir megapolde insanların bir yerden bir yere gitmeleri için binlerce neden var. Okula gidiyorlar, işe gidiyorlar, akrabalarını ziyarete gidiyorlar. En temel hakları olan şehirde dolaşma haklarını kullanmak istiyorlar buna zam yapılması ve bu kadar yüksek oranda zam yapılması, %35 oranında zam yapılması İstanbul halkına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bakın iktidar partisinin iğneden ipliğe bütün mal ve hizmetlere yaptıkları zamları buradan eleştiriyoruz. Onların da kendilerince gerekçeleri olabilir. Sizin de kendilerince gerekçeleriniz olabilir. Ama iktidara geldiğinizde İstanbul sizi 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da iki kez büyük bir destekle iktidara getirdiğinde insanlara daha ucuz ulaşım, daha ucuz su, daha ucuz temel hizmetler vaat ettiniz. Bu vaatlerinizi yerine getirmenizi bekliyoruz. %35 zam İstanbul'lu için %35 ulaşım zammı İstanbul'lu için büyük bir haksızlık ve zulümdür. Buradan açıkça söylüyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Belediye Meclisi bu zammı gözden geçirmelidir. Zaten en kritik aşamalarından geçmekte olan ülke ekonomisinde öğrencinin emeklinin, dulun, yetimin, işçinin, memurun zaten hayatla mücadele ettiği koşullarda bu kadar vazgeçilmez bir temel ihtiyaca, temel hizmete zam yapmak açıkça söylüyorum zulümdür. %35 zam insanların canını yakmaktadır. Zaten doğalgaz faturalarıyla, su ve elektrik faturalarıyla imanı gevremiş olan İstanbul'luya bu büyük bir haksızlıktır. Lütfen gözden geçirin Ekrem Başkan'a buradan seslenmek istiyorum.